Sayın Başkanım, bu su kesi, Sinop'ta su kesildiğinde suyun kesilmesi, verilmesi bu bir gün yani Sinop için çok uzun bir süre. Bunun başka bir alternatifi yok mu? Evet, güzel bir soru. Tebrik ediyorum. Şimdi var tabii alternatifi var bunun. Maalesef bu sistem yapılırken bu düşünülmemiş. Biz ama onun işte tespitlerini yaptık, projelerini yaptık. İnşallah yani işte bu sene şu Gerze içme suyu ile birlikte bunları yapacağız. Nedir bunun alternatifi? 8-10 noktaya hat vana su koyacağız. Yani şimdi bizim boru değiştiriyoruz. Nerede değiştiriyoruz? Ayancık Erfelek yolunun birleşim noktasında boru değiştiriyoruz. Şimdi biz suyu nereden kesiyoruz? Erfelek barajı fabrikadan kesiyoruz. Barajdan sonraki tasfiye tesislerinden suyu kesiyoruz. Tabii bu suyu boşaltıyoruz önce. Boşaltıyoruz. Ondan sonra buradaki şeyi bakım onarımı yaptıktan sonra tekrar buradan suyu veriyoruz. Dediğiniz gibi bunu kesmesi çok 50 kilometreden geliyor. Kesmesi bir gün sürüyor. Bunun onarımı yaptıktan sonra bunun suyun verilmesi bir gün sürüyor. Tabii bu modern çağda bu hoş bir şey değil. Bir sürü de masrafınız oluyor. Yani bu suyu biz hemen böyle dereden alıp böyle Sinop'a vermiyoruz ki bunun içine bir sürü demirler de, klorlar, demir florürler falan yani daha sağlıklı bir su olması için ilaveler yapıyoruz biz buna. Bu su da yani yazık oluyor. Yani dereye akıp gidiyor bu su. Şimdi bu proje kapsamında 8-10 noktaya hat vanası koyulacak. Hat vanası mesela diyelim ki nerede arıza var? Diyelim Meydankapı Mahallesi'nde arıza var. Biz suyu nereden keseceğiz? Hat vanamız Korucuk'ta. Korucuk'ta suyu keseceğiz, kapatacağız hat vanamızı. Sadece Korucuk'la Meydankapı arasındaki suyu boşaltarak buradaki onarımı yapacağız. Vereceğimiz de zamanda Korucuk'taki vanayı açarak su vereceğiz. Yani belki kesmesi 15 dakika, vermesi de 15 dakika olur ve o kadar sürede de yani o kadar fazla su da ziyan olmamış olur. Var böyle Peki çalışmalarımızın. başkanım bu şu anda bir tasarı büyük ihtimalle. Ne zamana bu işlem biter? Vanaların takılması, devreye girmesi. Şimdi onu söyledim. Devlet Su İşleri aynı zamanda bu Sinop'a gelen içme suyundan yeteri kadar içme suyumuz var. Gerze ilçemize de bir proje yapıyor. Onun da çalışmaları devam ediyor bildiğim kadarıyla. Gerze projesi içerisinde biz bunları yapacağız. Ama bu yazın olmaz tabii. Yaz dönemi çünkü Sinop'un yoğun dönemi. Nihayetinde suyu kesmeniz lazım o vanayı oraya koymanız için. Bu yaz sonunda bizim yapacağımız şeyler yani.